Paris Saint-Germain Avrupa futbolunda harcadığı paraya göre en başarısız takımlardan biri. 2011 yılında Katarlı yatırımcıların aldığı takım Fransa 1. Lig'de her ne kadar dominant bir performans gösterse de esas hedefleri olan Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Geçtiğimiz günde büyük favori olarak çıktıkları Borussia Dortmund eşleşmesinde turnuvanın dışında kalmaları bu başarısız istikrarın sürmesine neden oldu. Kulüp Katarlıların kendisini satın almasından sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son 10 yılda sadece bir defa final oynayabilirken devasa yatırımlara rağmen bu turnuvada sürekli hayal kırıklığı yaratıyor. Peki Paris Saint-Germain neden Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü başarılı olamıyor? Geçmişte yaşadıkları birçok hayal kırıklıklarına ve tüm detaylara gelin birlikte bakalım. Sorumuzun cevabını tam olarak almamız için biraz daha geriye gitmemiz gerekiyor. 1970 yılında kurulmuş olan Paris Saint-Germain henüz 54 yıllık kısa tarihi olan bir takımmış gibi gözükse de kurulmalarının ardından kısa süre içerisinde Avrupa'nın en güçlü kulüplerinden biri olmayı başardı. 1986 yılında ilk Lig 1 şampiyonluklarını yaşarlarken 1991 yılında takımı satın alan Canal Plus kulübün 90'lı yıllarda daha da güçlü bir takım haline gelmesini sağladı. Yeni yatırımcılar kulübe büyük bir finansal destek sağladı ve Fransa haricinde Avrupa'da da büyük ses getirmeyi başardı başkent ekibi. Bu süreçte UEFA Kupası'nda yarı final oynayıp kupa galipleri kupasını kazandılar. Aynı dönemde tarihlerinde ikinci kez Lig 1'i kazandı takım. Ancak milenyuma geldiğimizde ise durum tamamen tersine döndü. Her ne kadar 2000'lerin başında Ronaldinho, Pauleta gibi yıldızlara sahip olsalar da beklentinin çok çok altında kaldılar. Zaten o yıllarda Avrupa'da doğru düzgün galibiyet bile alamazlarken aynı süreçte Lig 1'de kabus gibi bir dönem geçirdiler. Takım seviye olarak o kadar kötü durumdaydı ki 10 senelik süreçte Lig 1 ortalamaları 11. Lig'ti. Hatta bu süreçte 2006 ve 2007 yılında küme düşmenin eşiğine bile geldiler. Yani bu zamanlar Paris Saint-Germain için hafızadan silinmesi gereken yıllardı. Ancak 2011 yılına geldiğimizde kulübün kaderi tamamen değişecekti. Katar sermayeli bir şirket olan Katar Spor Yatırımları kulübün çoğunluk hissesini satın aldı. Kulübün yeni başkanı Katarlı Nasser El Khelaifi oldu. Kendisi ilk açıklamasında Paris'i olması gerekenden çok daha yukarıya, hatta ütopik bir yere taşıyacağız diyerek taraftarları büyük umut aşılamıştı. Bu açıklamanın takibinde de yatırımlar başladı zaten. Katarlılar takımın başına geçtikleri ilk gün tüm personelleri işten kovup yerine yeni kişiler getirdi. Takımın kadrosundaki yetersiz oyuncularsa büyük bir hızla gönderildi ve kadro kökten değişim yaşadı. Katarlılar Paris Saint-Germain'e ilk yıllarda Lavezzi, Pastore, Ibrahimovic, Thiago Silva, David Beckham, Cavani gibi isimleri alarak kulübün imajını düzeltmeye çalıştı. Sadece futbolcu değil teknik adam konusunda da ciddi hamleler yaptılar. İtalyan teknik adam Ancelotti takımın başına getirildi ancak bu birliktelik kısa sürdü. Onun ayrılığından sonra ise Laurent Blanc takımın başına geçerek güçlü Paris Saint-Germain takımının temellerini oluşturdu. Katarlıların yaptıkları tüm bu hamleler kısa süre içerisinde sonuç verdi. 2012-2013 sezonunda 19 yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğunu elde etti Paris Saint-Germain. Ancak bu şampiyonluk Katarlılar için henüz başlangıçtı. 2012 yılında başlayan şampiyonluk serisi aralıksız olarak 2016 yılına değin sürdü. Paris Saint-Germain artık ligin hakimiyeti konusunda bir problem yaşamıyordu. Herkese dominasyonunu kabul ettirmişti. Ama işin problemli olduğu bir kısım vardı. Avrupa kupaları. Takımın başkanı olan Nasser El Khelaifi'nin kulübü Avrupa'nın en büyük takımlarından biri yapmak istediğini ve bunun için çalıştığını herkes biliyordu. Ama ligin aksine Şampiyonlar Ligi'nde bu durum görülmedi. Takım 2012'den beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerde turnuvaya veda etmişti. Sırayla çeyrek finallerde Barcelona, Chelsea, Barcelona ve Manchester City'ye elenmişlerdi. 2016-2017 sezonu ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk parolasıyla çıktıkları 5. sezondu. Draxler, Gedeş, Krychowiak gibi önemli transferlerle başladıkları sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşattılar. Çünkü ligi Monaco'nun gerisinde tamamlarlarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda ilk maçta 4-0 yendikleri Barcelona'ya, deplasmanda 6-1 yenilerek kupaya veda ettiler. Bu dramatik veda da aslında kendilerinin Avrupa arenasında büyük bir kaybeden olarak görülmelerine neden oldu. Çünkü o dönem Paris Saint-Germain hala daha kendini Avrupa futboluna kabul ettirememiş, suni bir takım olarak görülüyordu. Barcelona'ya yaşadıkları 6-1'lik yenilgi de kimilerine göre bu suni takımın yaşayabileceği en normal şeylerden biriydi. Barcelona karşısında tabiri caizse yaşanılan bu utanç verici elenme takımın başkanının küplere binmesine neden oldu. Ancak bu utanç durumu Nasser El Khelaifi'nin gözünü daha da döndürdü. 2017 yılının yaz transfer döneminde önce Neymar 222 milyon euroluk bedelle takıma katılarak transfer rekoru kırıldı. Ardındansa Monaco'nun süper yeteneği Mbappe takıma kazandırıldı. Bu iki transferden de takıma büyük seviye atlatması ve artık çok beklenen Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmaları bekleniyordu. Ancak o yıl Mbappe, Neymar, Cavani üçlüsüyle korkutucu bir hat yakalayan Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde büyük favori oldukları sene son 16 turunda Real Madrid'e elenmekten kaçınamadı. Bundan sonra gelen yılda da durum farksızdı.
Bu sefer de ilk maçı kazandıkları eleme turunda şaşırtıcı bir şekilde Manchester United'e elendiler. Bir türlü ne yapsalar olmuyordu. Birçok yıldız bu kupa için alınmıştı ancak hiçbiri eleme turlarında ağırlığını koyamıyordu oyuna. Ama 2019-2020 sezonu kendilerinin makus talihini yendikleri sezon olacaktı. O sezon iyi bir Şampiyonlar Ligi süreci geçiren Paris Saint-Germain, son 16 turunda Dortmund, çeyrek finalde Atalanta ve yarı finalde Red Bull Leipzig'i eleyerek belki de Şampiyonlar Ligi tarihinin en kolay yolu ile finale kadar yükseldi. Her ne olursa olsun bu Neymar, Mbappe ve arkadaşlarının en büyük başarısıydı. İlk kez çıktıkları Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan Paris Saint-Germain, iyi oynadığı maçta Alman temsilcisine 1-0 yenilerek kupanın kıyısından döndü. Bu karşılaşma Katarlılar tarafından finanse edilen takımın kupaya yaklaştığı en yakın andı. Yaşanan bu Şampiyonlar Ligi finali takımın sahibi Nasser El Khelaifi'yi tatmin etmese de en azından final görebildikleri için gelecekten oldukça umutluydu. Ancak bu final sonrası işler beklenildiği gibi gitmedi. Bir yıl sonra kendileri gibi farklı bir Arap sermayesi olan Manchester City'ye karşı yarı finalde elendiler. Bu durumda her zaman olduğu gibi takımın sahibi olan Nasser El Khelaifi'yi sinirlendirdi. Kendisinin durmaya niyeti yoktu ve o kupayı her şeyden çok istiyordu. Bu sefer de 2021 yaz transfer döneminde rekor bir maaş ile Messi'yi takıma kattılar. Arjantinli oyuncu belki de takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için eksik parçalarından biriydi. Çünkü kendisi defalarca Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir isimdi. Bu transferle birlikte takımın hücum hattı korkutucu gözüküyordu. Neymar, Mbappe ve Messi. Kağıt üzerinde müthiş. İşin bir de finansal kısmına bakacak olursak da durum tıpkı oyuncuların kalitesi gibi bir hayli yüksekti. O yıl Paris Saint-Germain maaş tablosu yıllık 400 milyon euro gösteriyordu. Bu gider sebebiyle de finansal fair play'den kaçınmak için Avrupa'da başarı kaçınılmazdı. Ancak Messi de beklentilerin çok uzağında kaldığı ilk sezonunda takıma çok çare olamadı ve bu sefer de Şampiyonlar Ligi'nde kendilerinin yıllardır belaları olan Real Madrid'e son 16 turunda elendiler. Yönetim ve taraftarlar artık Avrupa'da hayal kırıklığı yaşamaktan bıkmışlardı resmen. Hatta bu durum sebebiyle Katarlıların Paris Saint-Germain'den desteğini çekeceği bile söylenmişti. Yaşanan tüm bu olumsuz durumlara ek bir de Mbappe'nin sözleşme durumu vardı. Çünkü kendisi 2022 yılında Paris Saint-Germain'le sözleşme yenilemeyeceğini söylemişti. Herkesin beklentisi de oyuncunun Real Madrid'e katılacağı yönündeydi. Hatta 2022 yaz transfer döneminin sonuna değin her şey bunu gösteriyordu. Ama oyuncunun takımda devam etmesi için devreye giren Fransız Cumhurbaşkanı Macron, oyuncunun kararının bir anda değişmesine sebep oldu. Fransız oyuncu 72 milyon euroluk yıllık ücret karşılığında 2 yıl daha kulüpte kalmayı kabul etti. Yapılan bu anlaşmayla sadece parasal olarak değil, Mbappe'nin bu anlaşmayla birlikte kulüp üzerinde birçok imtiyazlara sahip olacağını iddia etmişti. En vahimi ise teknik direktör seçimine bile karışabileceğiydi. Ki o dönemin teknik direktörü Galtieri ile yaşadıkları tartışmalar bunu doğruladı aslında. O dönem Mbappe'nin neredeyse zorla takımda kalması, Paris Saint-Germain'de daha da fazla problemlere yol açtı. Mbappe kendisini forvet oynatan dönemin teknik adamı Galtieri ile defalarca tartıştı ve sol kanatta oynamak istediğini söyledi. Bu da sol kanadında Neymar, sağ kanadında Messi olan takımın işini daha da zorlaştırdı. Çok etkili oynamasalar da geçtiğimiz yıl rahat bir şekilde Lig 1'i kazanırlarken, müthiş bir kadroları olmasına rağmen son 16 turunda Bayern Münih'e elenmeleri ise tarihin en pahalı triosunun tamamen dağılmasına neden oldu. Sezon içerisinde iyi performans göstermeyen Neymar ve milli takımdaki formunun bir aile uzağında olan Messi, Paris Saint-Germain taraftarlarının büyük protestosuna maruz kalırlarken Mbappe de tepkilerden nasibini alanlardandı. Zaten Neymar'ın yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a, Messi'nin de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi, olmamıştık hissi veren triyonun tamamen dağılmasına neden oldu. Bu sezonun hemen başında Luis Enrique ile yeni bir sayfa açtı Paris Saint-Germain. Transfer stratejileri tamamen değişti. Sadece bu yaz harcadıkları 455 milyon euro, kulübün bonservis harcaması rekorunu kırmasına neden oldu. Bu aslında korkunç bir rakam. Neredeyse hiçbir yıldız ya da takımı seviye atlatacak oyuncu almadılar. Onun yerine farklı olarak bu sefer potansiyellere yatırım yapıldı. Kola Muani, Gonçalo Ramos, Ugarte, Kan In-Lee gibi futbolculara servet ödediler. Ancak bu isimler Paris Saint-Germain seviyesinde miydi tartışılır. Bunların yanında bir de Paris Saint-Germain'in takımı adeta Fransa milli takımına çevirmek için yaptığı hamleler vardı. Kola Muani, Osman Dembele, Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Ekitike milli takım etiketli kulübe katılan oyunculardı. Rekor para harcamalarına rağmen tüm bu transferlerle birlikte belki de Paris Saint-Germain, Katarlı sahipleri altında son yılların en beklentisi sezonuna girecekti. Lig 1'de yine şampiyon oldular, esas hikayemiz Avrupa'da bu sene. Milan, Dortmund ve Newcastle'ın olduğu grupta oldukça kötü bir performans sergilen Paris Saint-Germain, belki de uzun yıllar aradan sonra ilk defa grupta elenmeye bu denli yaklaşmıştı. Ancak son maçta Borussia Dortmund'dan zor da olsa aldıkları bir puan, bu kabus gibi gruptan zorla olsa averajda çıkmalarına neden oldu. Son 16 turunda ise beklenenin aksine Real Sociedad'ı çok rahat bir şekilde geçtiler. Çeyrek finalde zor da olsa Barcelona'yı elerlerken, büyük hayal kırıklığı yaşadıkları yer bu sefer yarı final eşleşmesiydi. Turnuvanın sürpriz takımı Borussia Dortmund ile eşleşmişlerdi burada.
herkes Paris Saint-Germain'in rahat bir şekilde finale gideceğini düşünüyordu. Ancak öyle olmadı. Her iki karşılaşmada da Borussia Dortmund'a 1-0 yenilerek yine ve yeniden büyük bir hayal kırıklığı yarattı takım. Sene başında bu turnuvada şampiyon olmak için harcadıkları 455 milyon euroluk devasa para, bu nispeten kolay turnuva yoluna rağmen Paris Saint-Germain'i yarı finalde elenmekten kurtaramadı. Sonuç olarak Paris Saint-Germain Avrupa'da kolay takım da gelse, zor takım da gelse ne yapsa olmuyor. Belki teknik, belki taktik ve en önemlisi belki de futbol kültürü meselesi bu. Çoğu futbol severe göre Paris Saint-Germain asla kültürü olmayan suni bir takım. Kendileri zaten bahsettiğimiz gibi harcadığı paraya göre Avrupa'da başarı anlamında en başarısız takımlardan biri konumunda. Katarlar tarafından satın alındıkları 2011 yılından beri geçirdikleri 14 sezonda tam 2 milyar euro para harcamış durumdalar. Bu harcama da her sene neredeyse ortalama en az 150 milyon euro yapıyor. Buna rağmen takım son 12 yılda sadece bir kere Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabildi. Bu sezonların yarısından fazlasında ise ya son 16 turunda ya da çeyrek finallerde kupadan elendiler. Zaten takımın farklı bir de şöhreti var. Eleme turlarında birçok kere ilk maçları kazanıp diğer maçı kaybederek turnuvaya veda etmeleri. Bir de kendileri gibi farklı bir Arap sermayesi olan Manchester City'ye bakalım. Onlar Paris Saint-Germain'in yarısı kadar para harcamamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde defalarca yarı final, final oynayıp geçtiğimiz yılda kupayı kazandı. Paris Saint-Germain'in Avrupa'da başarılı olmamasının birçok nedeni var. Mesela futbolcuların hiçbirinde takıma tutkuyla bağlanma durumu yok. Bu takıma katılan futbolcular genelde dolgun maaşı tercih eden ancak aidiyet duygusu düşük olanlar oluyor. Böyle bir durumda da takımın ne kadar tutkuyla oynayabileceği düşündürücüdür. Aidiyet ve tutkusuzluk durumu da takımdaki futbolcuların maç seçmelerine bile neden olabiliyor. Mesela Neymar, Mbappe ve Messi defalarca Fransa Ligi'ndeki performansı yüzünden taraftarlardan büyük tepki yediler. Can istediklerinde iyi oynarlarken, istemediklerinde ise sahada yürüyebiliyorlar adeta. Futbolcuların bu sorumsuz tavırlarının da yönetim karşılığında çok bir cezası yok. Çünkü tüm bu futbolcular çok yüksek maaş alan isimler ve küstürülmemesi gerek mantığında düşünülüyor. Mbappe'nin teknik adamlarla ve Cavani, Neymar, Messi gibi isimlerle yaşadığı problemleri biliyorsunuz. Fransız futbolcu yaşadığı bu olaylar yüzünden hiçbir yaptırım almadı kulüpten. Çünkü takımın en fazla kazanan futbolcusu kendisi. Tüm bu durumlar da Paris Saint-Germain'in futbolcu çiftliğine dönüşmesine sebep olmuş durumda. Son yıllarda birlik, beraberlik ve aidiyet hiçbir şekilde yok zaten takımda. Takımın Şampiyonlar Ligi arenasındaki diğer başarısızlık sebeplerine bakalım. Teknik direktör istikrarsızlığı. 2011 sonrası kulüp 14 yıllık süreçte tam 7 kez teknik adam değiştirmiş durumda. Bu da ortalama teknik direktör ömrünün 2 yıl olduğunu gösteriyor. Bu süre zarfında takımda çalışan en uzun süreli teknik adam 3 yılda Laurent Blanc. Takımda teknik adamların ömrü kısa oluyor. 2 yıllık kısa sürede de kimse Paris Saint-Germain'de sistem oturtamazken yeni gelen teknik direktör de farklı bir formasyona geçeceği için sürekli bir değişim yaşıyorlar. Bu kısıtlı sürede Paris Saint-Germain'in oyun kültürünü geliştirmesini engellerken teknik adamlar günübirlik yıldız futbolcuların ayaklarına bakıyor. Bu yüzden de Lig 1'de başarı gelirken Şampiyonlar Ligi'nde asla başarılı olamıyorlar. Teknik adamlar zaten Avrupa'da aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle kovuluyor. Paris Saint-Germain'in rekabetçi bir ligde oynamaması da Avrupa'da başarılı olmasına engel. Fransa'da kendisi gibi hem finansal hem de sportif güce sahip olan herhangi bir takım yok. Ligde oynadığı takımlar da kendisinin 3-4 gömlek altında olunca Şampiyonlar Ligi'nde 5 büyük lig temsilcisine karşı afallıyorlar. Çiftçiler Ligi olarak anılan Fransa 1. Lig'de son 10 yılın 8'inde şampiyon olmak kolay. Esas olay devlerin arenası olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olabilmekte. Paris Saint-Germain anlattığımız gibi her yıl kaosun çok fazla yaşandığı bir yer. Takım mesela yıllardır Mbappe'nin takımda kalıp kalmayacağı olayı üzerine zaman kaybetmişti. Nihayet bu sene ayrılacak kulüpten Fransız futbolcu. Tabii son dakika yine bir şey olmazsa. Yönetim böyle şeylerle zaman kaybetmeyip kulübü nasıl daha iyi hale getirebileceğini sorgulasaydı, belki de Paris Saint-Germain'in müzesinde en az 1-2 tane Şampiyonlar Ligi kupası vardı. Genel olarak takımın tüm bu kaos durumunu yaşaması, gerçek bir takım görüntüsü vermemesi, tutkulu, takımı sahiplenen futbolcu grubunun olmaması, teknik direktör ve oyun istikrarı, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasının önüne geçti. Peki Paris Saint-Germain sizce yakın bir gelecekte Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir mi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.